Bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa anlatamıyorsanız muhtemelen onu siz de anlamamışsınız diyor Albert Einstein. Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman ise bir şeyi basit bir şekilde anlatamıyorsanız muhtemelen tam olarak siz de anlamamışsınız diyor. Bugün adından anlaşılacağı üzere dünyanın en etkili öğrenme tekniklerinden birisi olan Feynman tekniği nedir? Richard Feynman kimdir? Feynman tekniğini nasıl uygulayabiliriz ve bu bizi nasıl başarıya götürür? Bunları inceleyeceğiz sevgili dostlarım. Hazırsanız haydi gelin başlayalım. Sevgili dostlarım, Feynman tekniği öğrenmek için bir şeyi hafızamızda tutmak için uygulanabilecek en etkili tekniklerden bir tanesi. Sınav dönemleri yaklaşırken sınavlara gireceğimiz zaman Feynman tekniğini uyguladığımızda bir şeyi daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz ve bunu basitleştirerek karşı tarafa da o denli iyi bir şekilde aktarabiliyoruz. İster bir sunumu hazırlanın, ister bir sınava hazırlanın, ister farklı bir konu üzerinde çalışın, bunu karşı tarafa aktarmaya çalışın. Feynman tekniğini kullanarak hem bu konuyu basit bir şekilde anlayabileceksiniz hem de etkili bir şekilde karşı tarafa anlatabileceksiniz sevgili dostlarım. Feynman tekniği nasıl uygulanır sorusuna cevap vermeden önce fizikçi Richard Feynman kimdir, neler yapmıştır? Kısaca bunlara bir göz atalım sevgili dostlarım. Richard Philip Feynman, kuantum mekaniğinin ayrılmaz formülasyonu, kuantum elektrodinamiği teorisi, aşırı soğutulmuş sıvı helyumun süper akışkan fiziği ve patronu önerdiği parçacık fiziğindeki çalışmaları ile 1965'te Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. Omni Magazin adlı dergi 1979 yılında Feynman'ı dünyanın en zeki insanı seçmiştir. Gösterdiği başarılar sadece fizik alanında da değildir. Olağanüstü keşif merakı kendi alanı dışındaki alanlarda da çalışmasına neden olmuştur. Bilime beslediği büyük sevgi ve hayranlığı öğrencilere de aşılamak istemiştir. 1986'da Challenger felaketini araştıran Roger Komisyonu'nda da yer almıştır. Feynman tekniğinin amacı bir konuyu basit ve etkili bir şekilde öğrenmek ve anlatmaktır sevgili dostlarım. Temelde yatan mantık şudur. Bir şeyi basitleştir ve bunu karşı tarafa anlatmaya çalış ve onun da anlamasını sağla. Peki Feynman tekniğini nasıl uygulayabiliriz? Bir de bunu inceleyelim. Feynman tekniği 4 maddeden oluşuyor sevgili dostlarım. Ve bunlardan birincisi bir konu belirle ve o konu üzerine çalışmaya başla. Önümüze bir not defteri alabiliriz sevgili dostlarım ve buna çalışacağımız konu hangisi ise bunun başlığını atmalıyız. Ve ondan sonra bu konuda işimize yarayacak kavramlar, bilgiler neler bunları teker teker not etmeliyiz. Yani kendimize aslında bir kaynak kitap oluşturmalıyız sevgili dostlarım. Mesela tarihte bir konuyu mu çalışıyorsunuz, başlığını attınız. Buradaki önemli olaylar nelerdir? Hangi kelimeler önemli? Hangi tarihler önemli? Bunları tek tek detaylı bir biçimde yazıyoruz sevgili dostlarım. Burası çok önemli çünkü bunları daha sonra birinci maddeye geri döneceğiz. Yani kaynak kitabımızı oldukça zengin ve bilgi açısından dolu bir hale getirmeliyiz. İkinci madde ise sevgili dostlarım öğretilmiş gibi yapmak. Kaynak kitabımızı oluşturduk, deftere notlarımızı aldık, konu başlığımızı yazdık, konuyla ilgili önemli bilgileri yazdık. Ondan sonra bir öğretmenmiş gibi, öğretilmiş gibi yapıyoruz. Yani karşı taraf bu konuyu hiç bilmese bile onun anlayacağı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz sevgili dostlarım. Oldukça net bilgiler vermeye çalışıyoruz. Üçüncü olaraksa ikinci maddede eksik kaldığımız neler varsa, hangi bilgileri vermeyi unuttuysak, neleri anlatmayı unuttuysak, neleri geçiştirdiysek bunları gözden geçiriyoruz ve tekrar çalışıyoruz. Dördüncü maddeye geldiğimizde ise sevgili dostlarım bunları basite indirgiyoruz ve analojiler kullanıyoruz. Bu şekilde bu tekniği uyguladığımız zaman öğrendiğimiz bütün bilgiler aklımızda daha etkin bir şekilde kalır ve uzun süreler boyunca hafızamızda muhafaza edilir sevgili dostlarım. Teknik oldukça basit. Tekrar anlatmak gerekirse birinci olarak bir konu seçiyoruz, deftere bu başlığı yazıyoruz ve bu konuyla alakalı bilgileri dolduruyoruz. İkinci olaraksa bunu birisine öğretirmiş gibi sanki bir öğretmen edasıyla anlatmaya çalışıyoruz. Üçüncü olarak yeniden gözden geçiriyoruz ve birinci maddeye dönüyoruz. Kaynağımızı tekrar tarıyoruz. Ve dördüncü olaraksa bunu olabildiğince basitleştirmeye çalışıyoruz ve analojilerden faydalanıyoruz sevgili dostlarım. Feynman tekniğinin nasıl işe yaradığı ile ilgili kısa bir araştırmayı da sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bu araştırma 124 öğrenci üzerinde yapılıyor. Bu 124 öğrenciye 10 dakikalık bir konu anlatımı yapılıyor ve ardından bu 124 öğrenci 4 farklı gruba bölünüyor sevgili dostlarım. Birinci grup 5 dakika boyunca bir odada tek başına kamera karşısına geçmişler ve konuyu hatırladıkları kadarıyla sanki başkalarına anlatıyor gibi açıklamışlar. İkinci grup konuyla ilgili problemleri bulunduğu birkaç test çözmüşler. Üçüncü grup ilk grupla aynı koşullara sahiptir. Tek farkları konuyu ellerine verilen kağıttaki noktalara bakarak anlatmışlardır. Dördüncü grup bir kağıda konuyla ilgili hatırladıkları her şeyi yazmışlar. Deneyden tam bir hafta sonra tüm katılımcılar tekrar bir araya getirilmiş ve konuyu ne kadar iyi anladıklarına yönelik bir teste tabi tutulmuşlar. Araştırma sonucunda birinci grup en yüksek başarı ortalamasına ulaşırken dördüncü grup da onlara yakın bir ortalama tutturmuş. İkinci ve üçüncü grubun ortalamaları ise çok daha aşağıda kalmıştır. Bu araştırma bizlere bir kez daha gösteriyor ki anlatmak ve yazmak öğrenmede çok etkili iki teknik sevgili dostlarım. Birinci grubun uyguladığı da aslında Feynman tekniği. Önce öğreniyorlar, ondan sonra bu öğrendiklerini karşı tarafa anlatmaya çalışıyorlar. Dördüncü grup da buna yakın bir şey yapıyor. Önce öğreniyorlar, ondan sonra öğrendiklerinden notlar çıkartıyorlar sevgili dostlarım. Sizler de Richard Feynman'ın bu Feynman tekniğini uygulayarak sınavlarda daha başarılı olabilirsiniz. Okul hayatında daha başarılı olabilirsiniz. Ya da herhangi bir sunum yapacağınız zaman, bir şey anlatacağınız zaman, bir şeye çalışmanız gerekirken Richard Feynman'ın bu Feynman tekniğini uygulayarak daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz sevgili dostlarım. Umarım sizler için güzel, faydalı bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın sevgili dostlarım. Etkili öğrenme teknikleriyle ilgili yeni videolar istiyorsanız bunları da yorumlar kısmına belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.